Evet. Bir kısa bir bölüm okuyup bunun üzerinde biraz değerlendirme yapmak niyetindeyim. Evet, düşünüşünüz acının enerji alanına uyumlandığında siz onunla özdeşleşirsiniz. Ve o acı benliğini düşüncelerinizle desteklersiniz. Yani bir anlamda negatif duygu durumunda olduğumuzda bu bir acı, keder, mutsuzluk, acziyet hissi, yetersizlik hissi, başarısızlık hissi, sevilmeme hissi, anlaşılmama hissi gibi durumlarla karşılaştığımızda bu düşüncelerimiz ile birleşebiliyor. Ve biz bu durumda ne yapıyoruz? O anda dikkat ederseniz hep olumsuz düşünceler ile bu durumları değerlendiriyoruz. Yani mesela diyelim ki mutsuz musun? Zihnin sana diyor ki herkes mutlu, bir sen mutsuzsun diyor. Bu konuda bir istatistik mi yaptı, bir inceleme mi yaptı, araştırdı mı? Yok. Ama düşünce bir anda o mutsuzluk hissiyle bir araya geldiğinde bir anda sanki herkes mutlu, bir ben mutsuzum. Bu aslında nedir? Negatif duyguların düşüncelerimizi manipüle etmesi. Biz onları mesela düşünce gibi zannederiz. Böyle sanki doğal, iyi düşünülmüş. Öyle değil mi? Herkes mutlu, bir ben mutsuzum. Herkes istediğini yapıyor, bir ben yapamıyorum. Herkes çok şanslı, bir ben şanssızım gibi birçok hikaye uydururuz. Fakat bunun farkında değilizdir ve biz bunu düşüncelerimizmiş gibi, sanki daha doğrusu objektif düşüncelermiş gibi algılarız. Çünkü duygu o anda düşünce merkezini manipüle eder. O anda patron kimdir? Duygu merkezidir. Duygu merkezin senin düşünce ülkeni işgal eder. Her şey onun rengine bürünür. Bütün düşüncelerin mutsuz düşüncelerdir. Bütün düşüncelerin umutsuzlukla ilişkilidir. Her şey çok berbattır. Gelecek de çok kötü olacaktır. Ama aslında sen bunu düşünerek değerlendirmiyorsun. Bu kim tarafından düşünceymiş gibi veya kim böyle düşüncelerin üremesine zemin hazırlıyor? Negatif duygular. O yüzden negatif duyguların böyle çok sahte bir gücü vardır. O negatif duygulara girdiğiniz anda eğer bunu gözlemleyip farkına varmazsanız bir anda onun peşi sıra birçok olumsuz düşünce gelir. Ve o olumsuz düşünceler size düşünceymiş gibi gelir. Aslında onlara düşünce diyemeyiz aslında. Yani onlar düşünce merkezinin özgürce, serbest bir şekilde düşündüğü şeyler değildir. Onlar duygu merkezi tarafından manipüle edilirler. Ve siz bir anda çok olumsuz düşüncelerin içinde olduğunuzu deneyimlersiniz. İşin kötü yanı şu ki o negatif duygular size o yanlış veya çarpıtılmış düşüncelerin çok doğru olduğuna size inandırır. Duygu merkezi daha güçlüdür diyebilir miyiz zihin merkezinde? Bunu genelleyemeyiz yani. Yani düşünce merkezi mi güçlüdür, duygu merkezi mi güçlüdür? Bu hem kişiye göre hem de kişinin o anda hangi merkezle özdeşleştiğine göre değişir. Yani bazen pozitif bir düşünce içinde olursun. Pozitif bir düşünce pozitif duyguları tetikler. Mesela çok mutlu olduğun, her şeyin çok yolunda gittiği, böyle süper bir şeyi düşünmüşsün, planlamışsın, harekete geçmişsin ama böyle hiç hesapta olmayacak şekilde çok olumlu bir süreç olur.
düşüncen o an çok berrak, çok pozitif bir halde olur. Ya her şey çok güzel gidiyor. Her şeyi çok iyi planladım, tam da planladığım gibi gidiyor dersin. O anda duygun da pozitif işler. O yüzden buradaki temel mesele özellikle negatif düşünce ve duygularla özdeşleştiğimiz anda bunu fark etmektir. O anda bunu fark edebilirsen bunu gözlemlemiş olursun. Bakın insanoğlunun en büyük imkanlarından bir tanesi kendi psikolojisini gözlemleyebilme imkanıdır. Yani bedeninizi gözlemleyebildiğiniz gibi, tabii bunu inşallah yapabiliyorsunuzdur. Yani şöyle aynaya bakıp, ya bak ne kadar güzelim değil mi? Veya işte ne kadar yakışıklıyım falan, böyle bazı insanları da görüyorum işte, böyle boy aynası, işte boy makyaj bilmem neyi var, yeni öğrendim bu tür şeyleri. Yani bu nasıl bir şeydir değil mi? Yani bir aynanın karşısına geçip kendi tırnak içinde kendini güzelleştirmeye, yakışıklı hale getirmeye, çekici hale getirmeye çalışıyorsun. Neyi? Yani şöyle bir insan mesela bir ayakkabısını alsa eline ve boyasa ve o an ne yapıyorsun denilse, ya işte biraz güzelleşmeye çalışıyorum dese, o kişi biraz aklından zoru olduğunu veya biraz problemli olduğunu düşünebiliriz değil mi? Sen bir ayakkabıyı boyarken bunu kendin olarak algılıyorsun. Bu nasıl bir şeydir denir değil mi? Veya işte masanı silerken ne yapıyorsun? Kendimi siliyorum, güzelleştiriyorum falan desen aklından zorun olduğu düşünülebilir. Bir insanın bedenine bakarken de işte böyle güzel olmaya çalışıyorum. Nasıl güzel miyim, yakıştı mı, nasıl görünüyorum falan diyorsan, tırnak içinde iyi dikkat edersen aklından zorun olduğu düşünülebilir. Yani dikkat edersen. Bunun için çok felsefi birikime gerek yoktur yani. Bunu anlamak için çok büyük felsefi değerlendirmeler yapmamıza gerek yoktur. Sürekli değişen bir bedeni kendin olarak tanımlamak kadar, değil mi? O zaman şöyle yapman gerekir. İşte çok yakışıklı olduğun zaman eşine demen lazım ki ben yakışıklıyım. Senin de ilgin bana olsun. Ama yaşlandığım zaman ya sen kendine daha yakışıklı birini bul falan diyor musun? Demiyorsun. Niye demiyorsun? Diyorsun ki ben beden değilim ki. Yani laf oraya gelince beden olmadığını iddia ediyorsun. Ama öbür tarafa gelince çok yakışıklı olduğunu iddia ediyorsun. Veya diyelim ki bir kaza geçirdin, yüzünde bir yara izi oldu. Eşin dese ki sana ya sen kazadan önce yakışıklıydın ama bu yara izi hiç hoşuma gitmiyor dese, sen bu hakaret mi diye algılarsın değil mi? Bazı kadınlar var mesela işte diyor işte eşim bana dedi ki artık yaşlandın veya çok kilo aldın, bu bana hakaret diyor. Neden? Sen başta kendine hakaret etmedin mi? İşte güzelim diye, işte şuyum buyum diye kendini beden üzerinden tanımlamadın mı? Kendine bu hakareti ilk önce sen yapmadın mı? Bu konuda kadın erkek farkı da yok yani, bunu da hatırlatayım. Aslında ilk hakareti biz ne yapıyoruz? Bedenimizle özdeşleşerek yapıyoruz. Zaten onu yaptığımız andan itibaren kendimizi bedenle özdeşleştirmenin sonucu olarak kaderimiz bedenimizin kaderi haline geliyor. Mesela toprak olup gideceksin. Neden? Çünkü sen bedensin. Beden olarak kendini tanımladığın için sen nesin? Toprak olup gidecek birisin yani. Ama bunu hangi temele dayanarak aslında farkına varmadan yapıyorsun? Kendini beden olarak tanımladığın için bunu yapıyorsun. Bak bedenin sürekli değişiyor. Ama bak bilincin bedeninle değişmiyor mesela. Hani bir sabah kalktın, saçın tamamen dökülmüş. Veya diyelim ki 20 yıl bedenin ihtiyarlamış. Ben bilincinde özde bir fark oluyor mu? Aslında olmuyor. Bu aslında sahneyi göstermeli. Bak bedenle bilincin arasında bir fark var. Beden
olmadığına dair çok bariz bir şey. Ama hem sen özdeşsin, hem çevrendekiler de özdeş. Seni her gören, işte ya saçınla, ya cildinle, ya kilonla, ya boyunla, ya görünümünle, onu bırakın giyiminle, değil mi? Yakışmış mı? Ne yakışmış mı kardeşim yani? Neden bahsediyoruz yani? Biz neredeyiz yani? O kadar mı düştük acaba? Değil mi? Yakıştı mı? Ne yakıştı mı? Mesela şunu diyor musun? Mesela şu hareket bana yakıştı mı? Şu davranış bana yakıştı mı? Şu tutum bana yakıştı mı? Şu duygu ve düşünce bana yakıştı mı? Bak hiç bundan bir şey yok ama bir şey giyiyorsun, yakıştı mı? Nesin sen? Değil mi? Aslında bunu sorgulamaya ihtiyacımız var. Buradaki bir tuzak, insanın kendine kurduğu tuzak. Diğer tuzak ise başkalarının farkına vararak veya varmayarak bize kurdukları tuzak. Anlatabildim mi? Bize nasıl tuzak kuruyorlar? Bize bedenimiz üzerinden yorum yapıyorlar. Bedenimiz üzerinden bir tanımlama yapıyorlar. Sen de boşluğa düşüyorsun. Zaten boşluktasın genel olarak. Hiçbir zaman dolu tarafında değilsin, hep boş tarafındasın. Biri o boşluğu dolduruveriyor. Diyor ki çok güzel olmuşsun diyor. Aa öyle mi diyorsun? Vay be. Demek nasıl güzel olunuyor? Biraz kendime bakıyorum mesela, bakımlıyım. Bir anda nereye düştü? Bedenine düştü. Bir anda bedenine düştün ve eğer buna dikkat etmezsen oradan hayatına devam edersin. Sürekli dikkat edin, modern şu zihniyetin, özellikle son belki 20-30 yılın, daha da bu sosyal medya, uydurma medyanın çıkmasından beri bu kat kat artmış bir durumdadır. Yani nasıl görünüyorum? Bakın, nasıl görünüyorum? Ne nasıl görünüyor? Ne nasıl görünüyor? Bunu sormadığın müddetçe nasıl görünüyorum sorusu çok doğal bir soru gibi gelecektir. Nasıl görünüyorum? İyi görünüyor muyum? Ne nasıl görünüyor? Ne iyi görünüyor? Bunu sormak durumundasın. Ve bu en başta kendini kandırmaman gereken bir nokta. İkincisi, bakın bu çok önemli bir şey. İnsanoğlunun bir tuzağı da şu. Ya ben aslında öyle düşünmüyorum ama herkes böyle değerlendiriyor. Bu çok yumuşak, iniş bir tuzak böyle. Sizi böyle tatlı bir şekilde, yani benim için para önemli değil ama herkes insan birbirini parayla ölçüyor. Sonuç? Nereden? Sonuç ne? Her şey para o zaman. Bakın ne kadar tatlı bir tuzak olarak işliyor değil mi? Yani ben aslında öyle biri değilim. Ben parayla insanları ölçmem. Para benim için önemli değil. Ama insanlar öyle değil hocam. Deyip aslında neye referans veriyoruz? Başkalarının algısına referans veriyoruz. Peki niye başkasının algısına referans veriyorsun? Çünkü başkaları tarafından beğenilip beğenilmediğine değer atfeden bir benliğin var. Sahte bir benliğin var. Başkalarının onaylamasına ihtiyaç duyan bir benliğin var. Bugün modern psikolojinin en çok duyduğumuz olgularından biri nedir? İnsan ötekiyle vardır. İnsan kendini algılamak, kendini kabul etmek veya kendini idrak etmek için başkasına muhtaçtır. Gibi veya insan aidiyet arar. Bak sen en başta zaten Allah'ı unuttun ya. Zaten bunu unuttuğun için başına bütün bu belalar geliyor. Yani mesela ne diyoruz? İnsan bir aidiyet istiyor. Allah sana ne demişti? Bana aitsin demişti ama sen onu şey yapmadın, kıymet atfetmedin. Başka aidiyetlerin peşine düştün, değil mi? Aslında doğal bir idrak bu. Allah'a aitsin. Ama bunu unuttuğunda ne oldu?
binlerce aidiyet tuzağına düşmeye açık hale geldim. Ve aynı zamanda insan ötekiyle vardır hikayesine düştün ama aslında sen Allah ile varsın. Yani yoksa ötekiyle var değilsin. Veya şunu soralım modern psikolojiye. İnsan nasıl bir ötekiye ihtiyaç duyar? Nasıl bir öteki olmalı ki ben var olduğumu idrak edeyim? Veya benim varlığım bir ötekiyle midir? Eğer böyle bir ihtimal varsa bu nasıl bir öteki olmalıdır? Ama bak sen Allah gibi mutlak bir kaynağı, referansı unuttun. Bu sefer binlerce ötekiye mahkum oldun. Ve bu ötekiler nasıl? Onlar da bir ötekine muhtaç. Ama sen nasıl bir Allah'a dayanıyordu varlığın? Mutlak bir varlık. Bir ötekine ihtiyaç duymayan bir yaradan. Seni keyfi olarak tanımlamayan bir yaradan. Senden keyfi taleplerde şey yapmayan, sıkıştırmayan ve seni keyfi taleplerine mahkum etmeyen bir yaradan. Ama sen bunu bıraktın. Bu sefer işte annenin, babanın, eşinin, sevgilinin, arkadaşının, flörtünün, bilmem kimin keyfi taleplerine mahkum oldun. Ama sahte benliklerin mahiyetini de anlamak için ötekine ihtiyaç yok mu? Sahte benliklerin mahiyetini anlamak için ötekine ihtiyaç yoktur. Ama sahte benliklerin mahiyeti bazen sahte ötekilerle açığa çıkabilir ama zorunlu değildir. Yani insan, o biraz önce ifade etmek istediğim noktaya dönüyorum. İnsan öyle bir yapıya sahiptir ki psikolojisinde ortaya çıkan düşünce, duygu ve davranış kalıplarını gözlemleyebilecek bir kabiliyete sahiptir. Öteki olmadan, evet. Bakın o da bize yutturulan bir şey. Yani sanki hep öteki lazım. Hep bir öteki lazım. Ama ayna. Tamam, ben de diyorum ki kendi kendinin aynası olabilecek bir imkana sahip kılınmışsın. Yani illa buna ayet desteği verecek olursak ne diyor Allah? Bugün nefsin hesaba çekici olarak yeter. Bu ahirette de yeter. Bu dünyada da yeter. Benim tırnak içinde nefsimin ne mal olduğunu anlamam için bir başkası illa zorunlu değildir. Bunu sakin bir dikkatle görebilirim. Mesela bencil bir damar varsa bunu görebilirim. İşte kendini sürekli ispat etmeye çalışan bir benlik varsa psikolojik dünyamda bunu görebilirim. İşte sürekli kendini haklı çıkarmaya çalışan bir benlik varsa bunu görebilirim. Sürekli böyle zordan, sorumluluktan kaçan bir benlik varsa bunu görebilirim. Mutlaka bir başkasına ihtiyacım yoktur. Ha, bir başkası bunu gösterebilir, iyi bir ayna tutabilir. O ayrı bir konu. Ama bahsetmek istediğim zorunlu değildir. Yani insan kendi psikolojisini görebilecek. Yani psikolojisine ayna tutabilecek bir mahiyette yaratılmıştır. Bu insanın aslında çok önemli bir tarafıdır. Mesela bir hayvanda bu yoktur, bir bitkide bu yoktur. O yüzden mesela peygamber demiştir ki mesela birine yani utanmıyorsan ne istersen yap. Yani demek ki insanda utanabilecek bir şey var. Aslında utanç nedir? Utanç aslında çok değerli bir duygudur. Ama sadece duygu da değildir. Ama doğru utançtan bahsediyoruz. Aslında utanç nedir? Bir şeyin senin doğan olmadığını, sana yakışmadığını, senin fıtratın olmadığını görme halin aslında. Başkalarının aslında yargılaması utanç olarak yaşanıyor günümüzde. Evet, yani utancın yanlış yaşanma şeyleri var. Yani işte biri
küçümsedi, utanç hissettim. Biri yok saydı, utanç hissettim. Aslında bunlar utancın yanlış alanlarda yaşanması ve kullanılması. Aslında fıtri utanç senin psikolojik dünyende ortaya çıkan bir şeyin sana yakışmadığını hissedip bir nevi kendimden utanıyorum dediğimiz şeydir. Ne demek kendimden utanıyorum? Yani aslında gerçek kendim sahte kendimi görüyor ve bunun gerçek kendine yakışmadığını hissediyor. Değil mi? Hani deriz ya mesela kendimden utandım çünkü bu bana yakışmaz. Bazen hiç kimse bile olmaz yani kendinden utanman için veya bir başkasıyla ilgili bir mevzu da değildir. Ama diyelim ki atıyorum hiç kimsenin görmediği, duymadığı bir şekilde içinden böyle bir haset geçer diyelim. Bir çekememezlik hissi olur. Biraz dikkat etsen bundan utanırsın yani. Yakışmıyor dersin bana. Yani insana yakışmıyor aslında dersin. Bu fıtri utançtır. Dolayısıyla Yaradan'ın insana verdiği bu duygu aslında boş bir duygu değildir. Ama biz bütün fıtri duygularda olduğu gibi bu duyguyu da suistimal ediyoruz. O yüzden mesela peygamber utanmıyorsan istediğini yap. Yani utanmak nedir? Aslında o biraz önce bahsettiğimiz kendini objektif olarak görebilecek bir imkana sahip olduğunu gösteriyor. Hani sen kendi kendinden utanmıyorsan ne istiyorsan yap o zaman. Yani artık bir şey kalmadı ama insana verilmiş mühim bir şey bir şeyin senin doğan olmadığını, fıtratından olmadığını, senin fıtratına yakışmadığını idrak edebilecek, görebilecek, fark edebilecek bir potansiyele sahip olduğumuz. Bakın bu insanoğlunun çok kıymetli bir şeydir, bir yönüdür. Ve bu yüzden aslında kadim geleneklerde, manevi okullarda işte murakabe dediğimiz, yani kendini gözlemleme dediğimiz bir durumdan bahsedilir. Murakabe yapabiliyorsun. Yani mesela içinden geçen düşünceleri görebilirsin, değil mi? Hani görmek derken gözle değil yani. Fark edebilirsin. Mesela içinden ne tür düşünceler geçiyor? Hangi duygular geçiyor? Bunu fark edebilirsin. Bu aslında gözlemleyenle gözlemlenebilen iki şeyin olabileceğini sana gösteriyor. Bir bak. Yani ne yapıyorsun? Bir bak denildiğinde hiçbir insan aslında şöyle demiyor, değil mi? Böyle bir şey mümkün değil ki. Bu böyle imkansız bir şey bu. Bu olamayacak bir şey demiyor kimse, değil mi? Aslında böyle bir imkan var. Ama insan egosu bundan kaçabiliyor. Yani o gözlemleme yeteneğinden kaçabiliyor. Aslında bunu yapabilse bir bak ne yapıyorsun? Diyelim ki ihmalkarsın, tembellik yapıyorsun veya aslında yapmaman gereken bir şeyin farkındasın. Yani onu yapmaman gerektiğini de objektif olarak hani böyle Tanrı yasakladı, şu oldu, bu oldu değil. Bak şunu yapmaman gerekir. Ama bir sahte benlik yanlış yapıyor, öbür sahte benlik kendini haklı çıkarıyor, mazeret buluyor. Öbür tarafa gidene kadar zaten haklı çıkıyor. Evet işte o yüzden gözlem yapabilme yeteneği arttıkça biz farkındalığımızı geliştirmiş oluyoruz. Yoksa birini gözlemlerken araya bir başkası giriyor, başka bir benlik daha doğrusu. Başkası derken başka biri değil, başka bir benlik devreye giriyor. Mesela diyelim ki bir şeyi yanlış yapmışsın. Fark ediyorsun, sonra araya bir benlik giriyor. Ya millet neler yapıyor diyorsun. Tak geçti. Artık orayı gözlemleyemiyorsun. Veya ya ben iyi biriyim diyorsun. Oraya tutunuyorsun.
O iyi biriyim özdeşleşmesi senin yanlış bir şey yapıyor olduğunu artık sana göstermiyor. Neden? Çünkü sen kendine ben iyi biriyim dedin. Bunu besleyecek birkaç malzemen de var o benliğin elinde. Bak ben ne kadar fedakarım. Fedakarsın ama kontrolcüsün. Fedakarsın ama beklentilisin. Fedakarsın ama sitemkarsın. Fedakarsın ama tahakküm ediyorsun. Benim senin için yaptığımı hiç kimse yapmaz diyorsun ama arkasından 40 çeşit beklentin var. Onların hiçbirini görmüyorsun. Neden? O senin için hiç kimse benim yaptığımı yapmaz diye o kadar güçlü bir benlik hikayesi var ki o senin diğer sahte benliklerini görmeni engelliyor. Veya başkalarının yanlışlarıyla kendi yanlışlarını kıyasladığında ben yani zamanın ermişi zannedersin kendini yani. Neden? Başkaları neler yapıyor bir görsen. Halbuki sen ne yaptın? Temel referansını bozmuş oldun. Temel yaklaşımı kaybettin. O yüzden bakın, Yaradan'ın bize verdiği en büyük hediye psikolojik mekanizmamızı gözlemleyebilme imkanıdır. Bu çok büyük bir imkandır. Yani o ayetin ifadesini de böyle anlayın. Yani böyle illa kıyamet, ahiret. İşte bugün hesaba çekici olarak nefsin yeter. Neden? Çünkü eğer gerçekten doğal bir şekilde varlığını fark etme konusunda iyi niyetliysen, bugün hesaba çekici olarak aslında nefsin yeter. Yani hiçbir tırnak içinde sorgu meleğine, ona buna gerek yoktur. Yani bu şey gibidir. Yani bir mahkeme düşünün, bir adalet sarayı düşünün. Herkes, hani hakimi de kendi, savcı da kendi, yargıç da kendi, sanık da kendi. Bu mümkün olan bir şey aslında. Anlatabildim mi? Bu mümkün olan bir şey. Bu insan için insana verilmiş bir imkan aslında. Ve bunu eğer yapabilirsen, hani melekler bile sana hesap sormaktan utanırlar. Allah bile sana hesap sormaz. Neden? Çünkü hesaba çekici olarak kendi nefsin yeter. Gözlemleyebilmek için, fark edebilmek için. Gerçek kendinle sahte kendini ayrıştırabilmek için. Ben bunun bazı böyle çok dramatik örneklerini görmüşümdür. Yani böyle bir zaman kendi kendini hesaba çekip böyle bütün insanlardan, sevdiklerinden, eşinden, dostundan, çocuğundan uzaklaşıp ya benim bu hesaplaşmayı sürdürmem gerekir. Ben kendi psikolojimde olanı apaçık gördüm. Ne kendimi başkalarının gözünde temize çıkarmaya, ne başkalarına kendimi meşrulaştırmaya. Çünkü bakın bunu çoğu defa yaparız değil mi? Mesela bir yanlış yaparız ama tırnak içinde o yanlış yapan benliğimizi savunuruz. Sen de böyle yapmasaydın falan deriz mesela. Ama sen de böyle yaptın deriz. Ama ben bazı örnekler görmüşümdür. Böyle günlerce, aylarca ailesinden, yakınlarından uzaklaşıp o kendi durumuyla, kendi psikolojisiyle, kendi kendine, kendiyle baş başa olarak, hiç kimseye bir şey anlatmadan, hiç kimseye kendini ispat etmeye çalışmadan,
hesaplaşmayı yaşayan insanlar görmüşümdür. Çok dramatik bir şeydir. Ve bu mümkün olan bir şeydir. Aslında bu insanın kalbine konulmuş olan objektif şuurdur aslında. İnzivaya çekilerek mi yapıyor onu? Hayır, bunun inzivayla bir ilgisi yok. Yani bu bir bilinç hali. Sadece o bilinç halindeyken kimseyle görüşmek istemez insan mesela. Hani illa olması gereken bir şey değil ama genel olarak öyle olur. Yani kimseyle görüşmek istemez. Kimseye karşı kendini temize de çıkarmak istemez. Hatta bütün insanlar onu temize çıkarsa o der ki yok, hani bu yanlıştı yani. Bunu idrak edebilir. Dolayısıyla aslında bu Allah'ın insan kalbine koyduğu objektif aynadır. Buna engel olan, bu aynayı karartan şeylere karşı dikkat etmek gerekiyor. Başkalarının algısı, başkalarının onayı, başkalarına kendinizi sevdirmeye, onaylatmaya çalışmak veya başkalarının gözünde olumlu bir itibara sahip olmak. Bakın bütün bunlar sahtedir ve bütün bunlar din dilinde aslında riyakarlıktır. Riyakarlık ikiyüzlülük değildir sadece. İkiyüzlülük riyakarlığın en alt seviyesidir. Riyakarlık daha çok bizim kendimizi başkalarının gözünde iyi kılma arzumuzla ilgili bir şeydir. Veya başkaları benim hakkımda ne düşünüyor olgusuna kıymet atfetmektir. Yani bu, bakın dikkat edin, bu insanlarla ilgili bir şey değildir aslında. Bizim kendi algımızda kendimize dair varoluşu, kimliği, değeri başkaları üzerinden elde etme arzusudur. Yani işte o, aslında tırnak içinde söyleyeceğim, hani modern psikoloji bize diyor ki riyakar olun. Çünkü ötekiyle varsınız. Beni ötekinin gözüne bağlıyor. Beni ötekinin algısına, ötekinin beğenisine, ötekinin düşüncesine, ötekinin empatisine veya empati yapamamasına bağlıyor. Bakın bu psikolojik olarak böyle işler. Ama ben psikolojiden mi ibaretim? Psikolojik mekanizmadan mı ibaretim? Niye din riyayı çok büyük bir günah olarak algılıyor? Aslında bu senin için sana bir hatırlatma. Bir taraftan da bir müjde. Diyor ki başkalarının seni nasıl gördüğünün hiçbir hakikatte önemi yok. Sen kendini nasıl görüyorsun? Sen kendini nasıl algılıyorsun? Senin kendinle ilgili idrakin hangi düzeyde? Ne? Daha doğrusu şöyle, sen nesin? Bakın, sen kime göre nesin değil, sen nesin? Sen kimsin? Bu sen kimsini hiç kimse olmaksızın tanımlayabiliyorsan, anne, baba, arkadaş, eş, dost, sana yapılanlar vesaire, nasıl algılandığın, nasıl değerlendirildiğin, anlaşılıp anlaşılmadığın, bütün bunlardan bağımsız olarak ben kimim sorusunu cevaplayabiliyorsan biraz iyi bir yerde duruyorsun demektir. İşte Allah seni buraya çağırıyor. Yani riya en büyük günahtır. Yani sen aynalardan bağımsız olarak varsın. Etrafında aynalar olabilir. Düz ayna olabilir, eğri bir ayna olabilir, sahte bir ayna olabilir, kararmış bir ayna olabilir. Sen bütün bunlardan bağımsızsın diyor Yaradan.
ve kendini aynalarda nasıl göründüğün üzerinden yorumlama diyor. Bu insana verilmiş aslında çok büyük bir müjdedir. Sen aynalarda nasıl göründüğünle ilgili bir varlık değilsin. Yani aynalardan kastımız burada insanlar. Bu eşin dahi olsa, mesela eşimin gözünde ben nasılım? Ne bileyim ben yani. Benimle ilgili bir konu değil bu. Yani eşimin gözünde benim nasıl olduğuma dair bir olgu vardır. Onu bağımsız, hani var ya ekonomiyi bağımsız olarak yorumlayanlar olur. Bu bağımsız olarak analiz edilebilir, değil mi? Hani bağımsız gözlemciler vardır. Diyelim ki ben eşimin gözünde nasıl biriyim? Bunu kendi varlığından ve değerinden bağımsız olarak analiz edebiliyorsan bu güzel bir şeydir. Ama eşimin gözünde ben nasıl biriyim? Bunu değerlendirirken mesela bir bakıyorsun eşinin kalbi açılıyor. Orada yoksun mesela. Ne hissediyorsun? Mesela oradaki göreceğin şeyden ne kadar bağımsız bir varlık olduğuna idrakin var. Gerçekten bunun hiç ayırdına vardın mı? Yani? Gerçekten eşimin kalbini açtım. Ya eşimin kalbinde kendi de yok, ben de yokum yani mesela. Hani biraz daha yumuşatayım. Hani mesela ne hissedersin? Ya adamın kendi de yok yani. Bak o biraz yumuşatıyor durumu değil mi mesela? Ama işte eşimin kalbinde bir tek kendi var falan. Mesela böyle olsa ve sen yoksun. Mesela bu senin varlığında bir eksiklik, ya böyle bir boyun büküklüğü veya böyle bir mahrumiyet, bir mağduriyet, bir zafiyet, bir mutsuzluk oluşturur mu? Bakın hepiniz gülüyorsunuz değil mi? Çünkü hiçbirimiz bu tırnak içinde söylüyorum, bu Sırat Köprüsü'nden geçemeyebiliriz değil mi? Aslında işte hani derler ya Sırat Köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskin derler. Ama Yunus Emre de ne der? O Sırat Köprüsü'ne evler yapasım gelir der yani. Aslında çok özgürlük alanı olan bir şey aslında benim bu bahsettiğim değil mi? Ama insan diyor ki ya çok zor bir durum ya diyor mesela değil mi? Yani bir az bir şey eşinin kalbinde, çocuğunun kalbinde, arkadaşının, dostunun kalbinde bir yerin olması lazım ya. İnsan bunu istiyor diye değil mi? Egomuz orada aslında dikkat edin bu aslında riyakarlığın bir yönü. Ha bunu böyle ya riya ne kadar büyük günahmış aman Allah korusun falan. Bunu böyle değil yani böyle günahlar üzerinde düşünürken böyle sanki Allah cezalandıracak yazdı oraya bir günah tak defterinde böyle kapkara bir günah var. Bu değil yani. Bu senin kendi varlığında bir negativite. Kendi varlığına yanlışlıkla yaptığın bir leke. Bir kara leke aslında. Tırnak içinde söylüyorum. Kendine kara bir leke sürüyorsun. Kim beni ne kadar seviyor? Kendine kara bir leke sürmüş oluyorsun aslında bunu düşünerek. Yani bunu düşünürken dediğim gibi hani bağımsız gözlemciler gibi bunu analiz etmek ayrı bir konudur. Analiz ederim. Bağımsız olarak. Neyden bağımsız? Varlık ve değerimden bağımsız olarak. Hatta ben isterim ki ben hiçbir kimsenin kalbinde olmayayım da ben öldüğüm zaman kimse rahatsız olmasın, huzurlu olsunlar. Ama bakın öyle bir egomuz var ki ben ölünce kim ağlar diye düşünüyoruz. Değil mi? Ben ölünce beni kim hatırlar?